Ya Allah! Baktım ki kağıdım kayık, kalemim kürek olmuş. Muhabbet denizinde sevebilme yeteneği olan kalplere Kanuni Sultan Süleyman Han ile Barbaros Hayrettin Paşa gösteriliyormuş. Deryaları seyrederken buluyorum kendimi. Emin eller tutuyor kağıdımı, kalemimi. İşte gösterim başlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Saraya doğru giden bu kişi, Barbaros Hayrettin Paşa'nın ta kendisi. Mübarek, ne kadar da heybetli. Kanuni Sultan Süleyman Han, Denizler Sultanı'nı karşılıyor. Bakmayın ilk defa karşılaştıklarına. Onlar birbirini kalu beladan tanıyor. Dilsiz dudaksız muhabbet ediliyor. İki kalp, Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini ateşten kurtarmak için bir araya geliyor. Cihan Sultanı, artık bu deryanın kaptanı sensin diyor. Korsanlardan ümmeti Muhammed'in korunması gerekiyor. Çünkü onlar çor çocuk dinlemiyor. Fırsatını buldu mu kırıp geçiriyor. Barbaros Hayrettin Paşa, niyet için gayret gerektiğini biliyor. Bu nedenle hasreti vuslata tercih ediyor. Cihan Sultanı'nın duasını alıp müsaade istiyor. Dilerim ki Cenab-ı Mevla gazanı hayırlı mübarek etsin. Sen gelemesen de inşallah güzel haberlerin gelsin. Artık gayret zamanı. Gemiler deryaya kavuşmalı. Leventlerin Allah Allah nidaları gök kubbeyi sarmalı. Ümmeti Muhammed korsanlardan korunmalı. Öyle de oldu. Deryalar Osmanlı'nın kuzuları oldu. Kısa bir süre sonra Osmanlı'yı hazmedemeyen Bizans kırıntıları korsanların da desteğini alarak kendilerince büyük bir ordu tertipledi. Bu ordu, Andrea Doria'nın kaptanlığında Preveze önlerine geldi. Onları Preveze önlerinde Leventlerimiz karşılıyor. Bakın hala korsanların yüzünde Osmanlı tokadının izi duruyor. Bu kahkahaların sebebi rüzgarın o mevsimde düşmanın geldiği taraftan esmesi veya bizden sayıca 3 kat fazla olmaları olabilir. Ama bunlar önce neye güvenmeleri gerektiğini öğrenmelidir. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak Preveze Deniz Savaşı için iki tarafta da hazırlıklar yapılıyor. Barbaros Hayrettin Paşa görev taksimini yaptıktan sonra kamarasına çekiliyor. Onlar savaş halindeyken bile namazlarını terk etmiyor. Namazın ertesinde ellerini Cenab-ı Mevla'ya açıp şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, ben
İlahi kelimetullah için savaş veriyorum. Şanım artsın diye değil, onlara adalet götüreyim diye savaş veriyorum. Bana yardım et. Duasının ertesinde rahlesini önüne çekip Kur'an okumaya başlıyor. Az önce okuduğu ayette Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor: Allah rüzgarları dilediği zaman başka istikametlerden estirir. Öyle bir müjde ki Barbaros Hayrettin Paşa okuduğu ayeti gemilerin direklerine yazdırıyor. Leventlerin Allah Allah nidaları gök kubbeyi sarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan Preveze Deniz Savaşı Osmanlı'nın şanlı tarihine zafer olarak yazılıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yanına güzel haberlerle gidiyor. Ceddimiz bize her işe niyetle başlamayı, o niyet üzere sabretmeyi, sabrederek rahmete kavuşabileceğimizi gösteriyor. Ya